Her ne olursa olsun yaşanan şeylerin düğünümüzü mahvetmesine izin vermeyeceğim. Herkese merhaba. Dizinin son bölümünde neler yaşandı? Ve yeni bölümde neler olacak? Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Dizinin son bölümünde Orhan yeni küpeler aldı ve Hira'nın eski küpelerine çöpe atmıştı. Bölüm Ali Konak salonunun masasında resim yapmaya çalışıyorken başlıyor. Ali Musa ve Gonca'dan resim konusunda yardım istedi. Fakat kimse Ali'ye resim konusunda yardım etmedi. Gonca Ali'nin yanından ayrılmadan önce Hira sana mutfakta yemek hazırlıyor dedi. Gonca Ali'nin yanından ayrılmadan önce Hira yanına gelince, o sana resim konusunda yardımcı olur dedi. Bir müddet sonra Cihangir Ali'nin yanına geldi. Cihangir Ali'ye resim yarışması için küçük bir hediye aldım dedi. Cihangir Ali'ye resim konusunda yardım etmeye başladı. Hira mutfaktan Ali'ye yemek getirdiği esnada Cihangir'i masada görünce şaşırdı. Ali resim projesi için odasına malzeme almaya gitti. Cihangir Hira'ya sizi okula bıraktım diye Orhun sizi çok kızdı mı diye sordu. Hira Cihangir'e kararlı bir şekilde Orhun bana hiçbir zaman kızmaz dedi. Bir müddet sonra Ali Cihangir ve Hira'nın yanına geri döndü. Hira Ali'ye resim projesini bırakıp yemeğini yiyeceksin dedi. Ali Hira'ya önce bu resim projesini denemek istiyorum dedi. Hira Ali ve Cihangir'in yanından gitmek istediğinde Ali Hira'yı durdurdu. Hira Ali'ye neden Musa'ya söylemedin, o sana yardımcı olabilirdi dedi. Ali Hira'ya herkese söyledim kimse bana yardım etmedi dedi. Cihangir Ali'ye resim konusunda bilgi verici sözler sarf etmeye devam etti. Bir müddet sonra Afife salona girdi ve olanları şaşkınlıkla seyretmeye başladı. Diğer tarafta ise Kenan Nurşah'a arkadaşlık kutlaması için kahvaltı hazırlamıştı. Kenan ve Nurşah kahvaltı sofrasına oturdular, afiyetle yemeği yemeye başladılar. Bir ara Nurşah Kenan'a keşke küçük kız da bizimle kahvaltı yapsaydı dedi. Kenan küçük kızıyla görüşmek için Raşit'i telefonla aradı. Raşit küçük kızın odasında uyuduğu için telefonunun çaldığını duyamadı. Küçük kız Raşit'in telefonunu aldı ve Kenan ile konuşmaya başladı. Küçük kız Kenan'a sizlere bir sürprizim olacak dedi. Demirhanlı konağında ise Afife resim yapanları seyretmeye devam ediyor. O esnada Neva Afife'nin yanına geldi. Neva Afife'ye Cihangir ve Afife çok iyi anlaşıyorlar değil mi dedi. Afife Neva ile konuşmadan sinirli bir şekilde oradan ayrıldı. Bir müddet sonra Neva da oradan ayrıldı. Ali yeni resim kağıdı almak için odasına gitti. Cihangir ve Hira resim masasında yalnız kaldılar. Cihangir Hira'ya neden endişeli ve korkar bir şekilde duruyorsunuz diye sordu. Cihangir Hira'ya yoksa sizi okula bırakmam konusunda sorunlar mı yaşandı diye sordu. Hira Cihangir'e aslında sorun belli, siz Orhun'u suçsuz yere suçladınız dedi. Hira Cihangir'e Orhun'u suçlarsanız direkt olarak beni de suçlamış olursunuz dedi. Cihangir Hira'ya bir şey söylemeden direkt olarak Neva'nın odasına gitti. Hira resim masasında yalnız kaldığı esnada Şevket geldi. Şevket Hira'ya Afife Hanım sizi odasında bekliyor dedi. Hira Afife'nin odasına giderken Neva ve Cihangir'in tartışmasına şahit oldu. Hira Orhan'ın hapis yatmasındaki sorumlu kişinin Neva olduğunu öğrendi. Hira daha sonra Afife'nin odasına girdi. Afife Hira'ya bu konu geldiğinden beri hiçbir zaman nasıl davranacağını öğrenemedin dedi. Afife Hira'ya az önce gördüklerim beni fazlasıyla sinirlendirdi dedi. Hira Afife'ye Ali'ye resim konusunda yardım edecek kimse olmadığı için Ali Cihangir'den yardım istedi dedi. Afife sinirli bir şekilde Hira'ya yeter diye bağırdı. Hira Afife'ye sen hiçbir zaman oğlumu hak etmiyorsun dedi. Hira üzgün bir şekilde Afife'nin odasından çıktı ve koridorda ağlamaya başladı.
Raşit'in tarafındaysa küçük kız kumbarasındaki birikmiş paralarıyla babasına hediye alacaktı. O esnada Raşit kumbarayı görünce hemen küçük kızın elinden aldı ve açmaya çalıştı. Raşit kumbarayı yere düşürünce Raşit'in karısı sesi duydu ve odaya geldi. Raşit'in karısı kumbaradaki paraları topladı ve kendisini aldı. İki aç gözlü insan küçük kızın parasını adeta el koydular. Raşit odanın penceresinden dışarıya çıktı. Kenan ve Nuşah tarafında ise mutfakta bozulan dolabı Kenan tamir etmeye çalışıyor. Nuşah da Kenan'a yardım ediyor. Kenan yanlışlıkla Nuşah'ın parmağını dolap kapağının arasına sıkıştır. Nuşah'ın parmağı yaşanan olaydan dolayı parmağı hafif zedelendi. Kenan endişeli bir şekilde Nuşah'a iyi misin diye sordu. Nuşah Kenan tarafından önemsenmesi biraz Nuşah'ı utandır. Demirhanlı konağında Perihan ve Neva verandada dedikodu yapıyorlar. Perihan Neva'ya Afife hiçbir zaman Hira'yı sevmedi dedi. Neva o halde biz de gelin ve kaynananın arasını bozmak için bir şeyler yapalım dedi. O esnada Orhun konak kapısına geldi. Neva Orhun'a seslenerek az önce Cihangir konaktan ayrıldı dedi. Neva Orhun'a Cihangir resim konusunda Ali'ye çok iyi yardım etti dedi. O esnada Ali Orhun'un yanına geldi ve yaptığı resmi gösterdi. Orhun ve Ali birlikte Orhan'ın çalışma odasına gittiler. Bir müddet sonra Hira odaya girdi. Ali Orhun'a bu resmi Cihangir ve Hira birlikte yaptılar dedi. Orhan Ali'yi odasına gönderdi. Hira ile birlikte odada yalnız kaldılar. Orhan Hira'ya neden Cihangir'den uzak durmuyorsun diye sordu. Hira Orhan Cihangir kaçırılma olayında masummuş dedi. Orhan sinirli bir şekilde Hira'ya bana Cihangir'i mi savunuyorsun dedi. Orhan Hira'ya bunları nereden biliyorsun diye sordu. Hira Orhun'a Neva ve Cihangir'in konuşmalarını duydum dedi. Orhan Hira'ya sen söz dinlemiyorsun da hala onların yanında bulunuyorsun dedi. Orhan sinirli bir şekilde odadan ayrılırken Hira'nın hazırladığı kahveyi yere döktü. Orkun sinirli bir şekilde konaktan ayrılıp Cihangir'in ofisine gitti. Afife koridorda Orhan'ın sinirli olduğunu görünce odasına gitti. Afife Hira'ya Orhun'u neden kızdırdın diye sordu. Hira Afife'ye biz sadece konuştuk dedi. Afife yine Hira'ya çirkin sözler sarf etmeye başladı. Neva ve Orhun ofisinde sohbet ediyorlar. Neva kaçırılma olayında Cihangir'i suçladığı için pişman olduğunu Cihangir'e söylüyor. Neva Cihangir'e Orhun'dan korktuğum için suçu sana attım dedi. Neva yalanlarıyla Cihangir'i kandırabildi. Neva Cihangir'e barıştığımız için sana yemek ısmarlayacağım dedi. Cihangir Neva'ya tamam birazdan hazırlanıp çıkalım dedi. Hira yatak odasında ağlayarak yaşanan olayı düşünüyor. Hira Orhun'un yanlış anlamasından dolayı epey endişeli. Hira Orhun ile birlikte yaptığı çömlek vazoyu alıp geçmişi düşünmeye başladı. Hira Orhun'u kaybetmekten dolayı endişeliydi. Hira Orhan'a telefonla aramaya cesaret edemedi. Cihangir'in ofisinde ise Neva ve Cihangir yemeğe gideceği esnada Orhun odaya girdi. Orhun sinirli bir şekilde Cihangir'e bakmaya başladı. Hukuk bürosunda ise Kenan şefkatli bir şekilde Nurşah'ın incinen parmağına yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Kenan Nurşah'a teşekkür ederek bu arkadaşlık bize çok iyi geldi dedi. Cihangir'in ofisinde ise Cihangir Orhun'a yeni bir teklif için mi geldin diye sordu. Orhan Cihangir'e kesinlikle Hira'nın yanına yaklaşma dedi. Orhun Cihangir'e Hira'ya yardım etmeye çalışma bile dedi. Orhun Cihangir'e bir daha Hira'ya yaklaşırsan senin için iyi olmaz dedi. Orhan sinirli bir şekilde odadan ayrıldı. Cihangir Neva ile odada konuşmaya başladı. Cihangir Neva'ya senin bu yaptıklarından dolayı işler daha da karmaşık olmaya başladı dedi. Cihangir Neva'ya bundan sonra Orhun bize saldırmak için bahanesi belli oldu.
Cihangir Neva'ya Orhan bundan sonra Hira üzerinden bizlere saldırmaya çalışacak dedi. Daha sonra Cihangir Tolga isimli adamını telefonla aradı. Cihangir Tolga'ya neden hala yönetim kurulunu toplayamadın diye sordu. Tolga Cihangir'e ulaşamadığımız insanlar var dedi. Cihangir sinirli bir şekilde Tolga'ya bir an önce bu işi halledeceksin dedi. Cihangir telefon görüşmesini bitirdikten sonra Neva ile birlikte yeme gittiler. Demirhanlı konağında ise Hira mutfağa gitti. Hira Ali için meyve soymaya başladı. Hira Orhun'la yaşadığı olaydan dolayı çok dalgındı. Ali ise Hira'nın elinden bıçağı aldı ve çok dalgınsın dedi. Hizmetçi Halis ise Hira'ya ben Ali'ye meyve gönderirim dedi. Demirhanlı konağında akşam oldu. Afife odasındayken Şevket odaya girdi. Şevket Afife'ye Orhun akşam yemeğine gelmeyecekmiş dedi. Şevket Afife'ye Orhun ve Hira arasında tartışmalar oluyor ve bu sebepten dolayı Orhun akşamları geç geliyor dedi. Şevket Afife'ye Hira Hanım hakkında yeni bir şey duydum dedi. Şevket Afife'ye Hira Cihangir'in aracıyla birlikte Ali'yi okula bıraktılar dedi. Hira yatak odasında endişeli bir şekilde beklerken Afife odasına girdi. Afife Hira'ya odada endişeli bir şekilde beklediğine göre suçunu biliyorsundur dedi. Afife Hira'ya bağırarak Cihangir'in arabasına binmişsin dedi. Hira Afife'ye yaşananları Orhun'a açıkladım dedi. Afife Hira'ya Orhun'a açıklama yapmışsın ama Orhun sinirinden bu akşam da yeme gelmiyor dedi. Afife Hira'ya Orhun'u epey sinirlendirdiğin için sana yine yeme gelmeyeceği haberini vermedi dedi. Afife Hira'ya beni şimdi iyi dinle dedi. Afife Hira'ya eğer Orhun'un canını sıkarsan ben de seni mahvederim dedi. Afife son söz olarak Hira'ya Orhun'a layık bir eş gibi davran dedi. Hira Orhan'ın kendisine haber vermemesinden dolayı epey endişelenmeye başladı. Hira daha fazla dayanamadı ve Orhun yanına şirkete gitmeye karar verdi. Hira odasından çıktı konağın salonunda Orhun ile karşılaştı. Hira Orhun'a ben de senin yanına gelecektim dedi. Hira Orhun'a yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Orhun Hira'ya her ne olursa olsun yaşanan olumsuzluklar düğünümüze engel olamaz dedim. Orhun ve Hira birbirlerine sarıldılar adeta yeniden barıştılar gibi. Orhun ve Hira birlikte üst kata odalarına çıktılar. Orhun ve Hira odalarına gireceği esnada Orhun Hira'yı yanağından romantik bir şekilde öptü. O esnada Afife ve Şevket odasından çıktı ve yaşananları gördü. Afife Orhun ve Hira'nın hemen barışmasına şaşırdı. Hira utangaç bir şekilde hemen yatak odasına girdi. Demirhanlı konağında ertesi gün Orhan için şirkette hareketli bir gün oldu. Cihangir yönetim kurulunu toplamak için Tolga'yı görevlendirmişti. Orhan bu sebepten dolayı Cihangir'in yanına gitti ve konuşmaya başladı. Orhun Cihangir'e sen hiçbir zaman bu şirkette söz sahibi olamayacaksın dedi. Orhun Cihangir'e sen şu anki konumunda bile yönetim kurulunu toplayamıyorsun dedi. Orkun'un incitici sözleri Cihangir'i epey sinirlendirdi. Cihangir adeta sinirinden gözyaşı döktü. Neva Afife'nin Hira'yı sevmediğini Perihan'dan öğrenmişti. Neva cesaret edip Afife'nin yanına bir teklifle gitti. Neva Afife'ye gelininden kurtulmak istiyorsan sana her türlü destek olurum dedi. Afife Neva'ya sevmediğim akrabalarla uğraşmak gelininden uğraşmaktan daha zordur dedi. Afife böylece Neva'nın bu planının başarısız olabileceğini gösterdi. Sizler de bölüm hakkında düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Dizi hakkında daha fazla detaydan haberdar olmak istiyorsanız, aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.